Böğürtlenler genel olarak soğuk ılıman iklim bölgelerinin bitkileridir. Ancak bazı çeşitleri sıcak ılıman iklim bölgelerine adapte olabilmektedir. Böğürtlen bitkisinin kış soğuklama ihtiyacı olmaktadır. 7 derecenin altında en az toplam 800 saat geçirmelidir. Böğürtlen yetiştiriciliğinde hava oransal neminin yüksek olması istenir. Kışları çok ılık geçen, yazları çok sıcak ve kurak olan bölgelerde böğürtlen yetiştirilemez. Yüksek oranda hava nemine karşılık bahçenin iyi havalanması, hava akımının sağlanması da gereklidir. Uzun süreli sis olayları ve şiddetli rüzgarlar bitki gelişimini geriletir. İklim istekleri. Böğürtlen bitkisi iklim isteği yönünden fazla seçici değildir. Değişik iklim koşullarına oldukça fazla uyum gösterir. Sıcaklık ve kuraklığa çok duyarlı değildir. Ancak kış ve ilkbahar donlarından zarar görür. Genelde sıcak ılıman bölgelerde iyi sonuç verir. Sert rüzgarlar üzerinde kar birikmesi ve dolu yağışı böğürtlenlere zarar verir. Kışın sert donlar yaşanırsa ertesi yılın ürün verimi düşer. Sonbaharın başlarındaki derim döneminde don olayını yaşayan bölgelerde böğürtlen yetiştirilmemelidir. Kış aylarındaki şiddetli donlara -20 ila 25 santigrat dereceye kadar oldukça dayanıklıdır. Meyvenin olgunluk dönemi Haziran ve Ağustos aylarında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla sonbahar erken donları yalnızca ikinci ürün veren bazı böğürtlen çeşitlerinde meyvelere zarar verebilir. Ayrıca ilkbaharda geç çiçek açtığı için ilkbahar geç donlarından da zarar görmez. Toprak istekleri. Böğürtlen bitkisi toprak isteği yönünden de çok seçici değildir. Yüksek ürün verimi elde etmek ve meyvelerin iriliğini sağlamak için sıcak ve nemli topraklarda yetiştirilmelidir. Organik maddelerce zengin, derin, geçirgen, hafif ve orta bünyeli, su tutma kapasitesi yüksek topraklarda başarılı şekilde yapılır. Sürekli toprak nemi sağlanmış olmalıdır. Böğürtlen bitkisi drenajı sağlanmış, ağır bünyeli topraklara da uyum sağlar. Yeterli organik madde ve toprak nemi sağlanmadığında kumlu ve çakıllı topraklarda da yetişebilir. Bu toprakların pH'sı 6,5 olmalıdır. Bu değerlerin biraz altı veya üstüne de tolerans gösterilebilir. Bunun yanında toprağın yeterli besin maddelerince zengin olması verim ve kaliteyi olumlu yönde etkiler. Standart temel gübreleme iyi yanmış çiftlik gübresi 4 ila 5 ton dekara uygulanmalıdır. Ancak bu gübreleme miktarı toprağın verimliliğine göre değişmektedir. Bu yüzden toprak analizi yapmak en önemli noktalardan biridir. Böğürtlen bahçesi kurulurken kuzey yamaçları tercih edilmelidir. Güney yamaçları ilkbahar donları yönünden tehlikelidir. Böğürtlen yetiştiriciliğinde güneşlenmenin büyük önemi vardır. Yeterli güneşlenme daha iyi bir sürgün gelişimi sağlar. Sürgünlerin pişkinleşmesine ve kışa daha kuvvetli girmelerine yardımcı olur. İyi bir güneşlenme bitkinin meyve kalitesini ve verimliliğini de arttırır. Bahçe tesisi. Bahçe tesisi zamanının belirlenmesi, dikilen fidanların tutması için önemlidir. Ülkemizde kışı sert geçmeyen bölgelerde bitkilerin dinlenmeye girmesiyle birlikte sonbahar dönemi sonunda veya kış boyunca dikim yapılabilir. Bu bölgelerde sonbahar döneminin sonu veya kış başlangıcında dikim yapmak daha akıllıca olabilir. Özellikle ilkbahar dönemi iş yoğunluğu başlamadan dikim işlerinin bitirilmesi faydalı olur. Bahçe yerinin seçimi. Dikim yapılacak yer çevreden daha yüksek olmalıdır. Böylece drenaj sağlanıp hastalık ve zararlı yoğunluğu azaltılmış olacaktır. Üretim yerindeki yeterli hava sirkülasyonu ile oluşabilecek kış zararlanmaları ve geç ilkbahar don zararı en aza indirilir. Diğer yandan hakim rüzgar, açık alanlarda bitki dokularının kurumasına neden olabilir. Bu şekilde zararlanan bitkilerde kış soğuklukları sürgünlerin ölümüne neden olmaktadır. Daha önce meyve ve sebze üretimi yapılmış yerlerde kök kanseri ve verticillium solgunluğu riski fazla olduğundan bu tip yerler yetiştiricilik için tercih edilmemelidir. Yakınlardaki yabani böğürtlenler hastalık ve zararlıların kaynağını oluşturacağı için bu bitkiler ortadan kaldırılmalıdır. Toprak hazırlığı.
bahçe kurulacak yerin iklim özellikleri böğürtlen bitkilerinin yetiştiriciliğine uygun olmalıdır. Toprak analizi yaptırılarak gerektiğinde toprak bünyesi uygun hale getirilir. Bahçenin ilkbahar ve özellikle yaz aylarında sürekli sulanacağı düşünülerek su kaynaklarına yakınlığı, sulama suyu temini durumuna göre sulama yöntem ve tesisine karar verilir. Bahçede daha önceden herhangi bir kültür yapılmamışsa bahçe hazırlığına bir önceki yazdan başlanır. Toprak analizi yaptırılarak verilecek gübre miktarı belirlenir. Genel olarak topraklar organik maddece fakir olduklarından 3-5 ton çiftlik gübresi verilerek ikinci bir sürüm yapılır. Gübrelemeden sonra toprak işlenerek gübrenin toprağa karışması sağlanmalıdır. Dikimden önce organik kaynaklı fosforlu ve potasyumlu gübrelerle bir taban gübrelemesi ve son bir sürüm yapmak daha iyi sonuçlar vermektedir. Toprak işlendikten sonra gerekiyorsa toprak fümigasyonu yapılmalıdır. Dikim. Dikim yapılacak fidanlar kuvvetli, kökler iyi gelişmiş, hastalıksız olmalıdır. Dikim zamanına kadar serin ve nemli ortamlarda saklanmalıdır. Hemen dikilmeyecek ise hendeklenmelidir. Gözler canlı ve dolgun olmalıdır. Dikim mesafeleri tür ve çeşitlere, büyüme gücü şekline, dikim yöntemlerine, terbiye şekillerine, toprak verimliliğine ve toprak işleme şekillerine göre farklılık gösterir. Böğürtlen fidanlarının dikim mesafelerini düzenlemede mekanizasyon kullanımı, arzu edilen terbiye sistemi çeşidinin gelişme durumu ve fidan için ayrılan bütçe konuları dikkate alınmalıdır. Sıra aralarında geniş traktörler kullanılacaksa sıra arası mesafe 3 ila 3,5 metre, küçük traktörler kullanılacaksa 2,5 metre, traktör girmeyecekse en ideal genişlik 2 metre olmalıdır. Sıra üzeri mesafeleri 40 cm ile 100 cm arasında değişir. Fidan maliyeti sorun değilse sıra üzeri mesafeler düşürülebilir. Böylelikle bahçe ekonomik verim düzeyine çabuk ulaşır. Ancak 60 cm sıra üzeri mesafe ideal olandır. Sulama. Böğürtlenden iyi verim alabilmek için sulama önemlidir. Böğürtlen sürekli toprak nemi istediği için sulamaya dikkat edilmelidir. Yağışların yetersiz olduğu dönemlerde sulama zorunlu olarak yapılmalıdır. Özellikle hasat zamanında daha fazla sulama gerekir. Az geçirimli topraklarda fazla su birikimi köklerde hastalıklara ve ölümlere sebep olur. Aşırı sulama susuzluk kadar zararlıdır. Sulama karık, yağmurlama veya damlama sulama şeklinde yapılır. Ancak hasat döneminde yağmurlama sulama yönteminden kaçınılmalıdır. İlaçlama. Böğürtlenlerde en çok görülen hastalıklar böğürtlen cücelik virüsü, böğürtlen yaprak kıvırcıklığı virüsü, böğürtlen mozaik virüsleri, kök kanseri veya kök uru, kök çürüklüğü ve meyve çürüklüğüdür. Böğürtlen zararları ise akarlar, afitler, tripsler, nematotlar olarak sıralanabilir. Hastalıkların kontrol altına alınabilmesi için öncelikle enfekte olmuş bitki veya bitki parçaları imha edilmeli. Budama ve destek sağlama. Budama, bitkilerde kesme, eğme ve bağlama işlemlerinin tamamına verilen addır. Doğru uygulama yapılırsa bitkilerin erken meyveye yatmalarını, gelişme, verimlilik ve meyve kalitesinin arttırılmasını, hastalık ve zararlı riskinin azaltılmasını, bu istenilen özelliklerin uzun yıllar devam etmesini sağlar. Budama işi, böğürtlen bitkisini iyi tanıyan, gelişme ve ürün verme karakterini takip edebilen, tercihen deneyimli kişilerce yapılır. Budamadan sonraki dönemlerde yapılan uygulamanın sonuçları gözlemlenerek deneyim kazanılır. Böğürtlen bahçelerinde 5 farklı amaçla budama yapılır. Bunlar şekil budaması, ürün budaması, gençleştirme budaması, yaz budaması ve kış budamasıdır.